Tonguç Dershane sunar. Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte 8. sınıf fenin en kolay konularından bir tanesi olan fiziksel ve kimyasal değişimi bugün birlikte ele alacağız. Ve tabii ki hemen bakalım konu olarak bugün neyimiz var. Sizinle birlikte öncelikle fiziksel değişimi basit bir şekilde öğrendikten sonra kimyasal değişim nasıl oluyor bunu da göreceğiz. Ve konuyu bitirdikten sonra birkaç etkinlikle birlikte iyice pekiştirdikten sonra LGS'de hiçbir şekilde soru kaçırmayacağınız çok güzel lokum çerez gibi bir konu olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ama tabii ki hemen derse başlamadan önce görevlerinizi hatırlatmak istiyorum. Çünkü Tonguç Cup 2. sezon tüm hızıyla devam ediyor. İlk göreviniz arkadaşlar Supersonic'ten test 48, 49 ve 50'yi çözmek. Sonrasında ise Dinamo 8. sınıf fen kitabından test 40 ve test 41'i çözmek. Ve son göreviniz ise Zoru Bankası test 34'ü çözmek arkadaşlar. Kolay bir konu, çerez dokum gibi bir konu. O halde hadi bakalım Tonguç Cup'a nasıl katılacağız? Introya bakalım. Sonrasında dersimiz başlasın. Tonguç Cup'a nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Cup'a katılmak için öncelikle tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Cup sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirle butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru, takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Cup'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Cup'a bekliyoruz. Şimdi değişimlere baktığımızda günlük hayatta zaten karşımıza çıkanlar patates soymak olsun, soğanı doğramak olsun, kağıdı kesmek olsun. Günlük hayatta sürekli uyguladığımız değişimlere zaten biz iki farklı grupta baktığımızda konuyu çok kolay bir şekilde anlamış olacağız. Fiziksel değişim mesela arkadaşımızın baltayla çat diye ortadan ikiye ayırmış olduğu odun da ortaya çıkarmış olduğu değişim. Bunlar ortadan ayrıldıktan sonra yine halen daha yapısı değişmedi için yine odun olarak devam ettikleri için biz buna fiziksel değişim diyoruz. Ancak eğer mangalın üzerine eti atıp onu böyle barbeküde güzel bir böyle pişirirsek arkadaşlar bütün pişirme işlemlerinde olduğu gibi burada da aslında etin yapısını değiştirdiğimiz için biz buna da kimyasal değişim adını vereceğiz. Şimdi o halde konuya birlikte şöyle bakalım. Şimdi zaten yemek programlarını artık hepiniz televizyonlarda bol bol görüyorsunuzdur. Yemek tariflerinde özellikle böyle annelerimiz yemek yaparken artık çok daha kolay. Çünkü tarifleri bulmak çok kolay. Şimdi mesela tariflere bakacak olursak böyle artık külbastı mı yahni mi neyin tarifi ise. Şimdi önce patatesleri soyun. Sonra küp küp doğrayın. Daha sonra yağda kızartın. Doğradığınız etleri haşlayın ve birlikte bir saat fırında pişirin. Şimdi baktığımızda hocam yemek programı bu ne anlatıyorsun diyebilirsiniz ama konu aslında bu kadar basit güzel bir konu arkadaşlar. Şimdi önce patatesleri soyduğumuzda patates kabuğu soyulduktan sonra iç yapısında bir değişim olmadığı için arkadaşlar. Mesela bakın burada fiziksel bir değişim ortaya çıkıyor. Sonra küp küp doğradığım zaman patatesi ben küp küp doğrasam da halen daha iç yapısında bir değişiklik meydana getirmiyorum. O halde bu da fiziksel bir değişim. Ancak sonrasında yağda ben bunu kızartırsam arkadaşlar yağda kızartmak, pişirmek, haşlamak bunların hepsi kimyasal değişimi örnektir arkadaşlar. Sonra doğradığınız etleri haşlayın. Bakın haşlama olayı, pişirme, kızarma gibi tıpkı bu da arkadaşlar kimyasal değişime örnektir. Ve sonrasında hepsini birlikte alıp bir saat fırında pişirme olayı da kimyasal. Yani aslında çok güzel bir şekilde size verilen örneklerin maddenin sadece dış yapısında olan bir değişimse fiziksel değişim. Hayır hocam iç yapısında da taneciklerinde de bir değişim ortaya çıkıyor diyorsanız bunun da kimyasal değişim olduğuna karar vermeniz gerekiyor. Bu güzel tatlı konuda arkadaşlar. O halde şöyle hemen bakalım.
Fiziksel değişim dediğim şey nedir? Fiziksel değişim maddenin kimyasal yapısı değişmeden, bakın burayı özellikle altını çizmek istiyorum sizin için. Maddenin kimyasal yapısını değiştirmeden sadece dış görünüşünde bir değişiklik ortaya çıkarıyorsam ben buna ne diyorum arkadaşlar? Tabii ki fiziksel değişim adını veriyorum. Şöyle fiziksel değişim yazmış olalım. Mesela origami seveniniz vardır. Origamide kağıda sadece katlayarak şekil veriyoruz. Çünkü burada kağıdın yapısında bir değişiklik ortaya çıkarmıyorum. Sadece dış görünüşünde bir değişiklik ortaya çıkarıyorum. Kağıdı yırttığım zaman, makasla kestiğim zaman yine aynı şekilde arkadaşlar. Burada herhangi bir şekilde kağıdın tanecikleri içerisinde bir değişime gitmiyoruz. Burada sadece fiziksel bir değişim yapıyoruz. Eğer ben bu kağıdı yaksaydım arkadaşlar, tabii ki burada kimyasal değişim olduğunu söyleyebilirdim. Ama burada sadece şekil olarak bir değişiklik olduğu için fiziksel değişim. Aynı zamanda bir fındığı kırmak ya da cevizi kırmak ya da işte bir taşı ufalamak, aklınıza ne gelirse sadece dış görünüşte ortaya çıkan bir değişim varsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Basit bir ifadeyle fiziksel değişim diyoruz. Aslında birazcık geriye gidecek olursak, hani mutasyon, modifikasyon gibi, aslında hatırlarsanız modifikasyon sadece dış görünüşte oluyor diye. Yani fiziksel değişim biraz aslında modifikasyonu andıran tarzda bir değişiklik. Kimyasal değişim de biraz baktığımızda mutasyonu andıran tarzda bir değişiklik olarak karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Şunu unutmayın. Bütün hal değişimleri arkadaşlar, kesinlikle bunlar sorulabilir. Aman dikkat, şunu unutmayın arkadaşlar. Bütün hal değişimleri fiziksel değişime örnektir. Yani mesela katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayı olan erime olayı, sıvının katıya geçme olayı olan donma olayı, sıvının ısı alarak gaz hale geçtiği buharlaşma olayı ve gazın sıvı hale geçmiş olduğu arkadaşlar yoğuşma, bazı kaynaklarda yoğunlaşma da denebilir. Sonrasında katının direktmen gaz hale geçmesi olayı olan süblimleşme olayımız var. Sonrasında gazın katı hale geçmesi olayı olan tabii ki kırağılaşma olayımız var. Şimdi bu bütün hal değişimlerin hepsi, mesela diyelim ki bir çamaşırı astınız ve çat kurudu. İşte buradaki değişim arkadaşlar fiziksel değişimdir. Çünkü içerisinde bulunan sıvı tanecikler buharlaşmayla gaz haline geçtiği için burada neyi söyleyebilirim? Tabii ki buradaki değişimin arkadaşlar fiziksel değişim olduğunu söyleyebilirim. Karşımıza eğer sorularda hal değişimiyle ilgili örnekler gelirse unutmayalım ki bunların hepsi fiziksel değişimdir. Peki hocam, nedir kimyasal değişim? Buna bakalım. Kimyasal değişim fiziksel değişime göre hani sadece dış görünüşte değil, aynı zamanda maddenin iç yapısında da ortaya çıkan bir değişiklik. Hatırlayın, mutasyonda dediğimiz gibi maddenin gen yapısında oluyordu. Canlının gen yapısındaki değişime mutasyon diyorduk. Burada da eğer maddenin iç yapısında, taneciklerinde bir değişim oluyorsa biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Tabii ki kimyasal değişim adını veriyoruz. Mesela ekmeğin küflenmesi ya da bir şeyin yanması ya da bakın burada hamurun mayalanması arkadaşlar. Mayalanma olayı, ekşime olayı, sararma olayı, paslanma olayı ya daha aslında bir sürü şey. Mesela fotosentez, yine bu da sorularda çıkabilecek nitelikte bir özellik. Yine fotosentez, paslanma, küflenme, kokuşma, işte baktığımızda bozulma, sütten yoğurt yapımı, bakın bu da çok zordur. Sütten yoğurt yapımı arkadaşlar kimyasal bir değişimdir. Ancak yoğurdun içerisine su katarak eğer ayran yaparsam bu fiziksel değişime örnek olur. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Hamurun eğer merdane yardımıyla şekil veriliyorsa fiziksel değişim, ancak mayalanması soruluyorsa arkadaşlar bunun da kimyasal değişim olduğunu unutmayalım. Kimyasal değişimlerde bize biraz aslında yol gösterebilecek nitelikte ısı ortaya çıkabilir değişim sonucunda. Işık ortaya çıkabilir, değişik bir koku ortaya çıkabilir, renk değişimi olabilir, gaz çıkışı olabilir arkadaşlar. Bunların hepsi maddenin aslında kimyasal değişime uğradığını gösterir. Yani bir madde eğer kimyasal değişime uğruyorsa sonrasında yeni bir maddenin oluşması lazım. Mesela
mesela burada ekmek küflendiğinde bu küf noktası artık yeni bir madde demektir. Mesela diyelim ki kibriti yaktım, uç tarafı artık eski haline benzemez. Yeni bir madde oluşturmuştur. Bunların hepsi de arkadaşlar kimyasal değişime örnek olur diyorum. O halde bakın dediğim gibi tatlı, kolay, easy, çerez ve patates güzel bir konu arkadaşlar. Hemen örnekleri birlikte yapmaya çalışalım. Şimdi mesela demirin paslanması. Paslanma olayı maddenin iç yapısında olan bir değişiklik olduğu için kimyasal değişime örnektir. Yoğurttan eğer ben ayran yapıyorsam arkadaşlar, ayran yapımı tabii ki yoğurda sadece su eklenerek yapılan bir durum. Yani sadece fiziksel bir değişim ortaya çıkıyor. Patateslerin doğranması, dersin en başında bunu söylemiştik zaten. Sadece doğruyorsam burada tabii ki fiziksel bir değişimden bahsediyorum. Dişlerin çürümesi. Dişlerin içerisinde asitlerle böyle değişik tepkimeler sonucu olan iç yapısında ortaya çıkan bir değişim olduğu için çürüme olayı arkadaşlar kimyasal değişimdir. Yoğurttan ayran fizikseldi ama sütten yoğurt yapılması yani mayalanma olayı arkadaşlar kimyasal değişimdir. Yumurtayı sadece kırarsam bu fiziksel değişimdir ancak eğer yumurtayı haşlayacak olursam arkadaşlar bu da kimyasal değişimdir. Ya da tavada yumurtayı kızartırsam, tost yapmak için ekmekleri kızartırsam bunların hepsi nedir arkadaşlar? Kimyasal değişimi örnektir. Tıpkı patatesin de kızartılması gibi. Unutmayın. Kızartma olayı, haşlama olayı, pişirme olayı, fırına atma olayı, paslanma, işte kokuşma, çürüme bunların hepsi kimyasal değişime örnek olan durumlar. Evet burada birbirinden tatlı 4 tane arkadaşımız var. Hemen arkadaşlarımızın tabii size isimlerini de göstermek istiyorum şöyle. Hangi öğrencimizin yazdığı 2 örnekte kimyasal değişime örnektir buna bakalım arkadaşlar. Şimdi Feyza arkadaşımız var. Ahmet arkadaşımız var. Aslıhan arkadaşımız var ve Ayşe Naz arkadaşımız var burada. Şimdi sütün ekşimesi mesela burada hangi ikisi de kimyasal ona bakmamız gerekiyor. Feyza demiş ki bakın tatlı güzel bir kızımız Feyza. Sütün ekşimesi demiş. Evet burada kimyasal bir değişimden bahsetmiş. Çünkü ekşime olayı bozulduğunu gösterir. Ama kağıdın yırtılması Feyza'cığım burada fiziksel bir değişimdir. Burada sanki ikisi de kimyasal değişim olmamış gibi. Yumurtanın bozulması demiş Ahmetciğim bakıyorum. Evet bu tabii ki bozulma olayları kimyasaldır. Ama kar yağması Ahmetciğim bu fiziksel bir değişim olsa gerek. Aslan'a bakıyoruz ve Aslan'cığım demiş ki meyvelerin çürümesi demiş. Evet meyvelerin çürümesi. Çürüme olayı arkadaşlar kimyasal bir değişim örnektir. Ve bakın önemli demiştik fotosentez olayı da yine kimyasal bir değişimdir. Burada sanki Aslıhan doğru gibi duruyor ama hemen Ayşe Naz'a bakalım. Ayşe Naz da yine bakın burada tatlı bize bakıyor. Ve camın kırılması demiş ama kırılma olayı arkadaşlar fiziksel bir değişimdir. Çünkü camın iç yapısında bir değişiklik ortaya çıkmıyor burada. Demirin paslanmasına bakıyorum. Evet bu paslanma olayı kimyasal. Ama her ikisinin de kimyasal olduğunu eğer ben arıyorsam burada Aslıhan arkadaşımızı seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet o halde şöyle tekrar bir bakmış olalım. Şöyle alt tarafı size gösterecek şekilde şöyle ayarlayayım. Evet aşağıda verilen olaylardan hangisinde maddenin tanecik yapısında değişim meydana gelmemiştir? Yani bu ne demek arkadaşlar? Hangisi kimyasal değişim değildir demek. Yani ben burada kimyasal değişim olmayanı arıyorum. Çünkü maddenin tanecik yapısında değişimin ortaya çıkması kimyasal değişim olduğunu gösterir. Benden hangisinde yoktur olanı aradığım için o halde ben fizikseli aramam lazım. Portakalın sıkılarak portakal suyu elde edilmesi fiziksel bir değişim. Elmanın çürümesi tabii ki arkadaşlar kimyasal bir değişim. Şekerin eğer suya atıp çözersem fiziksel değişim. Ancak buradaki gibi yakarsam arkadaşlar karamelize edersem yanmış şeker yaparsam bu kimyasal bir değişim olur. Sütten eğer ben tereyağı yaparsam arkadaşlar bu da maddenin iç yapısı değiştiği için kimyasal olur. 3 tanesinde tanecik yapısı değişti ama A seçeneğinde tanecik yapım değişmedi diyorum. Ve hemen bir diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Bakayım 3 tane sorumuz kaldı sizinle birlikte çözeceğimiz. Tonguç öğlen yemeği için et pişirdi. Evet. Tuzu az olduğu için birazcık
tuz ekledi, ekmekleri dilimledi ve yanında içmek için yoğurttan bir de ayran yaptı. Gayet güzel bir menü yapmış. Yukarıda gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye arıyorum. Şimdi eti pişirmek, pişirme olayı kimyasal değişimdir. Evet, gayet doğru. Ete tuz eklemek, sadece üzerine birazcık şöyle tuz atmak fiziksel bir değişimdir. Ayran yapmak, ne demiştik? Yoğurda su katıp eğer ayran yapıyorsam bu kimyasal değil arkadaşlar, fiziksel değişimdir. Yani sütten yoğurt yapıyorsam evet kimyasaldır ama yoğurttan ayran yapıyorsam bunun fiziksel olması lazım. Ekmeği dilimlemek ve bu tabii ki sadece küçük parçalara ayırdığım için, iç yapısını değiştirmediğim için fiziksel değişimdir. Yanlış olan burada C seçeneği olsa gerek. Evet, bazı maddelerde meydana gelen değişimler aşağıda gösterilmiştir. Bu maddeler ve maddelerde gerçekleşen değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır, buna bakalım. Şimdi peynirin küflenmesi, küflenme olayı kimyasal bir değişim. Ekmeğin küflenmesi yine kimyasal. Oyun hamuruna şekil vermek, şekil veriyorsam fiziksel değişimdir. Ekmeği eğer dilimliyorsam arkadaşlar bu da tabii ki yandaki gibi fiziksel değişime bir örnektir. O halde bu değişimlerle ilgili hangisi yanlıştır demişiz. K'de madde kimyasal değişim. Evet, çünkü küflenme olayı kimyasal bir değişimdir. M ve N'de maddenin iç yapısı değişmiştir. Hayır, fiziksel değişimlerde maddenin iç yapısı değişmez. Sadece dış görünüş değişir demiştik. M'de maddenin dış görünüşü değişmiştir diyor. Bakıyorum. Evet, sadece dış görünüş doğru. Çünkü bu fiziksel bir değişim. K ve L'de maddelerin tanecik yapısı değişmiş mi? Evet, K ve L kimyasal değişimdir. Kimyasal değişimlerde maddenin tanecik yapısı değişir. Bunu ben biliyorum. O halde yanlış olan nedir arkadaşlar? B seçeneği diyoruz. Evet, son sorumuz birazcık LGS tadında hoş güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi sülfürik asit H2SO4 şeker üzerine eklendiği zaman arkadaşlar bakın siyah renkli katı bir çökelti oluşmuş ve bir de gaz çıkışı da olmuş. Ne demiştik hatırlarsanız kimyasal değişimi anlatırken gaz çıkışı ya da işte çökelti oluşumu, yeni madde oluşumu bize kimyasal değişim olduğu ile ilgili bilgiler verir. Şekerin üzerine H2SO4 yani sülfürik asit ilave edilmesi sonucu siyah renkli bir katı ve gaz çıkışı olmuştur. Deneye göre hangi yorumları yapabilirim? Gaz çıkışının olması kimyasal değişim olduğunu gösterir. Evet, demiştik ki eğer bir gaz çıkışı oluyorsa bu kimyasal değişim olduğunu bana gösterebilir. Siyah renkli katı yeni bir madde çökelti oluşmuş. Bakın burada olmayan bambaşka bir madde oluşmuş. Evet, bu kimyasal bir değişim olduğunu gösterir. Şekerin iç yapısında değişiklik görülmediği için hayır görülmüş. Bu zaten bunun devamında fiziksel dese belki hani bir tık mantıklı gibi olurdu. O da yanlış olurdu. Ama görülmediğinden kimyasal bu komple yanlış olmuş. O halde doğru olanlar 1 ve 2 olan A seçeneği diyorum arkadaşlar. Ve bu güzel konumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Ve tabii ki meydan okuma testini TATS uygulamamızdan arkadaşlar çözmeyi unutmuyorsunuz. Hocam ben konuyu anladım diyorsanız soruları tokatlıyorsunuz. Ya da eğer çözemezseniz, yanlış yaparsanız patates de olabilirsiniz arkadaşlar. Meydan okuma testini aman unutmayın. O halde ödüllü sorunun cevabını da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Donguç Dershane sundu.